Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok lezzetli bir hem lezzet yolculuğuna çıkacağız hem de kilo vermemiz için kalori açığı oluşturacak. Özellikle bağırsaklarımızda yaşayan e, probiyotiklerimiz için çok güzel bir prebiyotik olacak. Şahane bir lezzet hazırlayacağız. Bu lezzetimiz için gideceğimiz yolculuğumuzun adresi kesinlikle arkadaşlar İspanya. İspanyolların çok Severek hazırladığım şahane tarifini bugün sizlerle paylaşacağım. Gerçekten yapılışı çok basit ve uzun süre size tokluk ve hissi verdiği için sizlerin diyet programlarına yardımcınız olacak. Diyetlerinizin sürdürülebilir bir hay almasına Destek olacak şahane bir tarif geliyor. Ne arkadaşlar pizza ne başka bir şey. Gerçekten bu tarifle sizler de çok kısa sürede hem istenmeyen kilolarınızdan kurtulup hem de kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken iki minicik boy patates ve bir yumurta ile birazdan hazırlayacağımız harika bir tarif geliyor. Sizlerle birlikte şahane bir frittata hazırlayacağız. Bunun lezzetine doyum olmuyor. İsterseniz hazırlayıp sabah kahvaltısı olarak kullanın. İster hazırlayıp okula işe götürün. Gerçekten her yerde rahatlıkla tüketebileceğiniz çok lezzetli bir ürün. Şimdi hemen yapılışına geçmek istiyorum. Burada 2 minik boy patatesden yararlanacağız. Benim kullanmış olduğum patatesler gerçekten çok küçük. Ama dileyenler olursa arkadaşlar burada daha hani orta boy bir adet patates kullanabilir. Ben minik boy kullandığım için 2 minik boy yeterli oluyor. 2 minik boy patates ile kalıcı bir şekilde kilo vermek çok ama çok mümkün. Ve diğer uygulamış olduğunuz diyetlerden emin olun çok farklı bir lezzet oluyor. Benim asıl diyetlerdeki amacım tabii ki de kilo vermek ama sağlıklı beslenme anlayışını günlük hayatınızda ne kadar getirebilmeniz bu gerçekten çok önem sağlıyor. Bazen tatsız tuzsuz giren kimlerinin yerken işkence çekmiş olduğu diyetler maalesef kalıcı diyetler olmayacaktır. Burada arkadaşlar bir gün deneyip ikinci gün terk edeceğiniz diyetler yerine sizlere lezzetli ama sağlıklı metabolizmanızı hızlandıracak şahane bir tarif hazırlıyoruz. Şimdi ilk önce patateslerimi ben güzelce tabii ki de e, soyduktan sonra yıkadım ve hızlı bir şekilde rende ile rendeliyorum. Rendenin iri tarafıyla rendelerseniz bu tarifte daha çıtır çıtır daha güzel oluyor. O yüzden ben şöyle rendenin iri tarafıyla arkadaşlar patateslerimi güzelce rendeleme işlemini devam ediyorum. Patates bu dünyada her yerde herkesin sevdiği, en çok severek tükettiği kök sebzelerden bir tanesi. Kime sorsanız patatesi hayır diyemez. Fakat üzerinde de gerçekten çok tartışılan ürünlerden bir tanesi patatesin ne şekilde sağlıklı olarak kullanabiliriz? Bugün sizlere patatesin en sağlıklı formunu anlatmak istiyorum. Patatesle ilgili yapılmış o kadar çok bilimsel araştırma var ki hatta patates üstüne arkadaşlar bilim dağları endüstriler kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de limada. Gerçekten araştırırsanız Köken açısından da baktığınızda patates dünyada miras olarak bırakılması gereken besinlerden biri değerinde. Bizden önceki nesillerin pek çoğu patatesle tanışmamıştı belki. Bizden sonraki nesilleri tanışması için gerçekten İspanya, Portekiz ve özellikle de Peru merkezi çok fazla bilimsel araştırma merkezleri de var. Dünyada arkadaşlar bugüne kadar olan bütün e, patates tohumlarının saklandığı ve gerektiğinde dünyada bir afet durumunda bunların birbirleri arasında yerleştirilebileceğini düşündükleri şahane bir sistemler de kurmuşlar. Bilim dünyasının üzerine bu kadar çalışmalar yaptı. Bu şahane lezzeti tabii ki de ben de diyet listemde olmazsa olmaz olarak ilave ediyorum. Şimdi hemen bir adet yumurtayı arkadaşlar sarısıyla beyazını birbirinden ayıracak şekilde şöyle hızlıca kıralım. Burada kırma işlemini isterseniz e, ayrı kaplarla da uygulayabilirsiniz. Ya da benim hazırlayacağım birazdan şöyle görmüş olduğunuz gibi aparat yardımıyla da bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken elinizde böyle pratik bir aparat varsa e, görmüş olduğunuz gibi servisi anında yumurtanın beyazından ayrılıyor. Hatta bunları oyun haline getirip birazcık daha şekilde değiştirebilirsiniz. Bırakmış olduğunuz yerden yine aynı şekilde arkadaşlar çok pratik bir şekilde alıp başka bir yere de taşınabilir. Ama ben şimdi hemen onu yan tarafa aldım. Öncelikle yumurta aklarımın biliyorsunuz içerisinde yüksek miktarda aminosit var, protein var. Bizlerin kas kütlesini arttırmada özellikle de kalori açığı oluştururken metabolizmamızı hızlandırmada kullanılabilecek en güzel besin yumurta akı. İçerisinde arkadaşlar yüksek protein olduğu için normal besin gıdalarına göre karşılaştırıldığında yıkım aşamasında çok daha fazla kalori harcamamızı sağlıyor. Bu da kalori açığı oluşturmak için mutlaka tüketilmelidir tüketmemiz gereken besinlerden biri olduğunun bize için kanıtıdır. Burada birazcık daha arasındaki bağların güçlenmesini istiyorum. Çünkü amino asitler biliyorsunuz ki dallanmış yapılardan oluşuyor. Bunları ne kadar çok çırparsanız şöyle görmüş olduğunuz gibi kar beyazı bir forma gelecektir. Ve diğer tarafta yumurtamızın sarısı. Yani aslında yumurtamızın biraz daha kolesterol içeren kolesterol kaynağından yararlanacağız. Burada kolesterol diyoruz ama arkadaşlar kötü huylu bir kolesterol olarak algılamayalım. Biliyorsunuz sporcu insanların aşırı derecede spor yapan insanların vücudunda da kolesterol var. Sadece kolesterolün yoğunluğu çok önemli. Bizler için de en kaliteli kolesterol tabii ki de doymuş olan kolesterol, yoğun olan kolesterol. Ben şimdi içerisine çok az bir miktar süt de ilave ediyorum. Sütte de arkadaşlar tüketmemiz gereken kalsiyum, fosfor ne ararsanız var. Ben bugün normal e, hayvansal bir süt kullandım. İsteyen vegan arkadaşlarım burada e, tabii ki de alternatif bir şekilde bu tarifi hazırlayabilirler. Yumurta akı yerine nohut suyunu güzel bir şekilde arkadaşlar mikserden geçirdiğinizde yine aynı viskoziteye sahip bir kıvam elde edeceksiniz. Yumurta sarısı ve süt yerine de onlara tercihim. Badem sütü ilave edilebilir ve yumurta sayısı yerine de tabii ki de avokado yağını tercih edebilirler. Şimdi ben burada metabolizmamızı hızlandırsın istiyorum. Öncelikle karabiber içerisine ilave ettikten sonra şimdi de içerisine Görmüş olduğunuz gibi zencefil ilave edeceğim. Zencefilin arkadaşlar burada patatesle karışımından gerçekten şahane bir çıtırlık ortaya çıkıyor. O yüzden daha önce kullanmadıysanız mutlaka patatesle zencefilli bir arada kullanmaya özen gösterin. Ve bu tarifte bize asıl altın rengi verecek. Yemeğimizi ayrıca görsel bir sofla düzenleyecek bir diğer baharat kesinlikle zerdeçal. Zerdeçal'ın vücudumuzda eklem bölgelerinde çok güzel bir şekilde iltihap kurtucu etkisi olduğunu, metabolizmamızı hızlandırdığını ve çok da güzel iştah kontrolüne yardımcı olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. O yüzden bu muhteşem üçlüyü birlikte kullanmak çok faydalı. Zerdeçal, zencefil ve karabiber birlikte kullanıldığı zaman normalden arkadaşlar çok daha fazla vücudumuzu emilip metabolite olabiliyorlar. O yüzden sizlerle kullanacağınız zaman bu üçlüyü kesinlikle birbirinden ayırmayın. Ben bugün lezzetine lezzet katmasını isteyip biraz da videodumu termal ısısını arttırmak istediğim için içerisine şöyle görmüş olduğunuz gibi toz kırmızı biber ilave ediyorum. Normal tütsülenmiş kırmızı biber kullanıyorum ben. Normal dedim ama maalesef bizim her zaman mutfaklarımızda kullandığımız kırmızı toz biber gibi değil. Burada arkadaşlar tütsülenme işleminden geçmiş bir biber aromatik açısından daha aromatik ve daha etkili. Şimdi hemen tavamızı alalım. Burada önemli olan tavamızın altını ilk önce arkadaşlar şöyle zeytinyağı ile birazcık kaplamak. Zeytinyağı biliyorsunuz ki vücudumuz için en sağlıklı yağlardan bir tanesi. Özellikle ısınma derecesi çok yüksek olduğu için direkt duman oluşturmadığı için en sağlıklı yağlardan denilebilir ve patatesle de çok yakışan bir yağ vegan arkadaşlarım yine güvenli bir şekilde burada istedikleri gibi zeytinyağını kullanabilirler. Öncelikle patateslerin birazcık pişmesi gerekiyor. Şöyle arkadaşlar patatesleri çok az söteleyeceğiz. Tamamen pişirmeyin. Çok yanmış bir şekilde olmasın. Benim burada amacım sadece patatesin birazcık biyokimyası olarak aktifliğini arttırmak. Biliyorsunuz ki bitkilerde özellikle patates gibi e, kuvvetli nişastalı bitkilerde dış çeperli arkadaşlar bir hücre duvarı vardır. Bu hücre duvarını birazcık kırmak için ısıya ihtiyacımız var. Ben de şöyle görmüş olduğunuz gibi hızlıca bunları sote ediyorum. Ama kesinlikle çok pişmiş yağmış olmayacak. Şimdi burada ikinci aşamaya gelebiliriz. Yumurta aklarımızı bir tarafa ayırmıştık. Yumurta sarılarımız ve baharatlı karışımımızı hızlı bir şekilde yumurta akımızı ile karıştırıyoruz. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey kesinlikle bir daha mikser değirmeyeceğiz. Ve şöyle çok fazla çatal bile kullanmayın. Hafif hafif spatula ile aşağıdan yukarı olacak şekilde sadece arkadaşlar burada hani o köpüklük kalsın ama Yumurta sarılı hazırlamış olduğumuz sosumuzla yumurta beyazlarımızla birbirine karışsın istiyoruz. O yüzden şöyle yavaş yavaş bunu güvenli bir şekilde sizlerle karıştırarak hazırlayabilirsiniz bu artık hazır oldu şimdi ocağımıza gelip görmüş olduğunuz gibi patateslerimizin üzerine bunları ilave etmeye geldi sıra şöyle Spatula yardımıyla kasede hiçbir tane bir damla kalmayacak şekilde sıyıralım gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar buna kimisi omlet diyebilir kimisi pizza diyebilir. Hepsinde okey çünkü arkadaşlar çok lezzetli bir tadı var ve de bunun yedikten sonra gerçekten çok uzun süre çokluk hissedeceksiniz. Bu da zaten bizim diyetlerde kalori açığı oluştururken neden sağlıklı, lezzetli yemeklerle kalori açığı oluşturmayalım altındaki soruna en güzel cevap oldu. Pek çok arkadaşım diyetlerde sıkıcı diyetler, sıkıcı beslenme şekilleri hep aynı beslenmeden çok rahatsız olmuşlar. Sizler de haklısınız. Ben de aynı şekilde sağlıklı beslenmeye özen gösteririm ama sağlıklı beslendiğim kadar lezzetli beslenmek de benim için çok ama çok önemli. Şimdi hemen arkadaşlar aldı piştikten sonra bir alt üst ettik. Biraz da üst tarafının pişmesi için bekleyeceğim ve bunu pişirdikten sonra tabii ki de en lezzetli aşamaya geçiyoruz. Burada patates bize için çok güzel bir nişasta kaynağı olacak. Ayrıca içerisinde zaten yüksek miktarda proteinden yararlandık. Ve arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz malzemeler o kadar az ki dışarıdan herhangi bir pizza yediğimizde ya da bunun benzeri başka bir şey yediğimizde emin olun çok daha fazla kalori almış oluyoruz. İçerisinde kullanmış olduğumuz yağ miktarı da zaten çok az ve çok sağlıklı bir yağ kullandığımız için doysaklarımızın da çok güzel bir şekilde dost oluyor. Ben şimdi hemen bunu servis edeceğim pizza tabağına aktarıyorum. Ben bunu yediğimde adeta pizzaymış gibi kendimi hem mutlu hissediyorum hem de gerçekten çok güzel oluyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Ben bu tarifi her uyguladığımda Tam arkadaşlar 3 günde 5 kilo veriyorum. Sabah kahvaltı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Öğlen yemeği olarak da kullanabilirsiniz. Hatta akşam yemeği olarak bile kullanabilirsiniz. Gün içerisinde tüketeceğiniz bir öğünü bunu tüketip daha sonraki öğünlerde düşük kalorili olarak beslendiğinizde emin olun. Çok hızlı bir şekilde sizler de kalori açığı oluşturacaksınız. Tek yapmanız gereken yani şu anda bir adet görmüş olduğunuz gibi bayağı pizza gibi oluyor. Ben bunu sabahları sadece kahvaltıda hepsini bitirmiyorum bile. Hani sabah öğlen arasında anca biterse bitiyor. Siz şöyle dilimleyerek de pizza dilimi gibi olunca da insan gözüne de çok gözüküyor. Ve böylece daha az yiyip daha çok doymuş hissine kapılıyorsunuz. Ben Uygulamış olduğumuz diyetlerde kesinlikle arkadaşlar psikolojik faktörler çok ama çok etkili. Sizler de kendinizi daha uzun süre doymuş gibi hissedecek tabaklar sunumlar hazırlarsanız emin olun çok daha etkili olacaktır. Benim bugünkü tarifim sizler için bu da Sizlere şahane bir İspanyol firtatası hazırladık arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi bir gün içerisinde bununla birlikte en az Belki aralıklı oruç yapanlar vardır. iki öğün tüketmek istemeyebilir. Bir öğün tüketecek olur. Bundan sonra arkadaşlar sağlıklı besleneceğiniz yine düşük kalorili bir öğünü mutlaka tüketmeye özen gösterelim. Bu arada tarifimi beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı günler.